Alo. Kalk hadi ya. Serkan. Serkan. Oğlum kalksana be. Oğlum kalk artık be. Ulan pazar geçti, pazartesi oldu. Kalk vaktiyle de çıkıp bir hava alalım ha. Alo Serkan. Oğlum uyansana be. Uyan. Ne oluyor ya? Ne oğlum ya? İçtimam var. Hadi kalk hadi. Ahmet nerede? Ne bileyim ben. Ekmek almaya gitmiştir. Günaydın Melahat teyze. Erken başlamışsın yine. Günaydın Ahmet. Ne yapayım oğlum? Yalnızlık zor zanaat. Oyalanmak istiyor insan işte. Gelmiyor mu senin şu... kimdi o? Yeğen mi? Heh. Aman adı batsın. 40 yılda bir gelir, şunu aldım, bunu sattım. Başka muhabbet bilmez o. Ne yapıyor senin haytalar? Kalkmışlardır herhalde, evdeler. Vallahi hep söylüyorum. Sen aklımı çelmesen ben onlara ev mev vermezdim. Hiç gözüm tutmuyor, hele o kıvırcık olanı. İyidirler Melahat teyze, iyi. Öyle olsun bakalım. Kirayı yıkmıyorlar değil mi sana? Yok yok. Hadi eyvallah. Güle güle yavrum, güle güle. Kalktınız mı? Aha işte geldi. Tamam sen de kalk artık. Gece 66 oynarsanız sabah böyle olur işte. Ne yapalım ya? Senin gibi böyle tavuk gibi mi olsaydık? Haftada bir gece takılıyoruz işte. Takıl bakalım takıl. Oğlum ya. Ya elini sabunlamaz mısın sen hiç ya? Oğlum çıktığım var lan. İstersen bulaşık deliyle yıka. Çıkmıyor işte. Seni görenle bayağı bir iş yapıyor sanır ha. Yapıyor tabii. Tornacılar kuralı. Oğlum bizimki harbi alın teri. Canımız çıkıyor, canımız. Hadi hadi. Ne yapıyoruz bugün? Beygir'e gidelim abi. Hem iki çift oynarız, hem de seyrederiz. Olmaz mı? Yok be oğlum. Bıkmışım zaten kalabalıktan. Kahvede canım çıkıyor. Şöyle, sakin bir şeyler yapalım bugün abicim ha. Bu ya be. Zaten yolsuzum. Ne yapacaksın ki başka? O zaman şöyle yeşillik falan bir yere gidelim. Alırız köfte ekmek, muhabbet ederiz. Ha? Olmaz mı? Hı, olur, vallahi olur. Tamamdır abi. Bulaşık sırası sende ama. Yıkamadan çıkmak yok. Tamam be, tamam. Abi erken değil mi eve ya? Yorulduk kardeşim. Gidip dinlenelim. Hem nereye gideceğiz ki? Gezip tozduk işte yeter. Doğru. Aa maç var sahi akşam. Oturup seyrederiz. Ha, çekirdek alalım o zaman ha. Tamam.
oldu lan? Niye durdun? Baba, neye bakıyorsun öyle ya? Hayda. Baba ne şimdi bu? Çanta lan bu. Onu görüyoruz da ne var içinde acaba? Açalım bakalım. Oğlum dur dur akılsız. Ne be ne oldu? Oğlum bomba neyin vardır içinde? Haberlerde falan görmüyor musun sen hiç? Ya yok be ne işi var bombanın burada? Bana bakın. Her şey olabilir. Birimiz gidip polise haber verelim. Bomba mı değil mi onlar anlar. İçinde bir şey varsa da sahibine teslim ederler. Nasıl yani? Ne olabilir ki içinde? Ne bileyim abi, her şey olabilir. Para da olabilir abi, para. Eve götürüp açalım bence. Olmaz ya, nereden çıktı şimdi bu? Ne olacak oğlum? Oynayalım bir kumar işte. Evet. Para pul çıkarsa ne hale? Yok bombaysa ev sahibini havaya uçar işte. Doğru lan. Uçsun lan, götürelim. Ya delir miyin abi? İş almayalım başımıza ya. Konu kapanmıştır abi. Evde karar veririz. Serkan, git çağır bir taksi. Hadi biz de uzayalım. Ya... Voleyi vurduk. Vay canına. Vay canına. Lan bu ne bu lan? Şu işe bak. Abi ne iş be? Kurtulduk mu karnadan? Ulan ne kafasız adamsın sen be. Hayatın kurtuldu oğlum hayatın. Sen kalkmış mı karnadan söz ediyorsun? Vay be. Vay be. Bence hiçbir şeye dokunmayın. Ne? Niye be? Sahibini bulup vermeliyiz. Delirdin mi Ahmet? Niye verelim oğlum? Ya nereden biliyorsun? Belki adamın ev parası, belki tedavi parası. Ne bileyim, belki birinin hayatı kaydı abi. Ya da birinin elinin kiri oğlum. Kirli para belki. Doğru söylüyor. Hiç gariban takımı böyle afilli çantalarda para taşır mı? Kim bilir hangi kalan torundur. Vermemiz lazım. Abi, sakin ol. Düşünelim bir. Ahmet, bak yapma böyle. Şimdi bize sofuluk taslamanın bir alemi yok. Sofulukla ne ilgisi var abi? İnsanlık bu, insanlık. Bak, bu çanta, bu para bize ait değil. Ben de geriye verelim diyorum sadece. Manyak mısın sen lan? Hayatta bir kere çıkar insanın karşısına böyle bir şey. Niye tepelim ki? Ahmet... Akşama kadar elinde süpürgeyle temizlik yapıyorsun be oğlum. Hepimizin anası ağlıyor lan parasızlıktan. Doğru söylüyor. Ya yazın neyse de kışın buz gibi demirlerle akşama kadar öyle ya. Vallahi bilmem abi. Biz bu fırsatta tepersek bir daha sittin sene. Ahmet. Bak ben vermeyelim demiyorum. Ama düşünelim iyice. Bir soluk alalım. Sonra karar veririz. Sakin olmak zamanı şimdi. Serkan. Kap gel şuradan yiyecek içecek bir şeyler. Sonrasını düşünürüz.
Tamam be abi. Borç aldıkları sahibini bulunca. Hadi Serkan, hadi koçum. Şöyle donat ortalığı, hadi. Merak etme, akşam çaresine bakarsın. Hadi. Ahmet, bu salağın ağzı sıkı değildir. İstersen... Evet. Anla işte. Şunu bir güzel ekip tüyeriz. Sıra kadem basarız. Hayatımız kurtulur. Bu parayı üçe bölersek merhemdir. Ama ikiye bölersek ilaç olur abi. İlaç vallahi. Bak abicim, fırsat çıkınca gereğini yapacaksın. Ne düşünüyorsun? Ne var bunda düşünecek? Yazıklar olsun sana. Tamam lan tamam. Ben sana bir kıyak yapayım dedim sadece. Allah Allah. Of. Tamam be, uflayıp durma. Yiyelim yemeğimizi. Gidip karakola anlatacağız işte durumu. Ne var yani? Tabii, ne var yani? Gıkını çıkarma harcarım. Saçmalama, ne yapıyorsunuz ya? Kes, geç içeri lan! Delirdiniz mi ya? Para için öldürecek misiniz beni abi? Akıllı ol lan azıcık. Sıkıldım senin bu çok bilmişliğinden. Biz burada meteliğe kurşun atalım, beyimiz zır zır ahlak dersi versin bize. Gel, gel, gel. Geç, geç lan. Bak, bak gıkın çıkarsa bunu yersin. Hiç şakam yok, yakarım. Şakan olmadığı belli. Kilitle lan şunu. Yok mu? Yok abi, bulamadık. Buraya mı atmış o hayvan? Emin misiniz? Evet abi, konuşturduk herifi. O zaman birisi kaptı bizim çantayı. Bin hadi. Hadi. Sağlığına. Hadi abi. Hadi abi, ben seni yatırayım. Yok. Ben iyiyim. Oğlum zom oldum be. Hadi yat hadi. Hadi kalk. Kalk. Hadi bakalım. Aman dikkat. Aman aman. Serkan. Hmm.
Nereye gidiyorsun? Ha? Ya ben mi? Ben şey parayı emniyetli bir yere koyayım dedim. Yemezler. Yok canım, düşündüğün gibi değil oğlum. Bırak parayı. Yapma bak Serkan. Hadi herif. Kılıcık ha. Oğlum Serkan bırak beni ya. Bıraksana beni oğlum ya. Oğlum bıraksana beni ya. Oğlum, ay sarhoşsun oğlum sen. Dursana sabah konuşuruz. Serkan dur. Parayı bırak dedim sana. Serkan. Dursana oğlum ya. Oğlum bırak. Kazık atıyorsun. Bırak ha? Lan. Oğlum bırak. Bana ait aslanım. Ver bakalım. Evi kontrol et. Tamam. Ben böyle durumlarda çok kızarım aslanım. Dua et kuruş eksik çıkmasın. Yoksa... Birini öldürmüş bu abi. İçeride. Ne? Hı? Götürün şu iti de. Üçüncüsünü de bulalım bakarız cevaplarına. Melahat teyze. Melahat teyze. Benim aç. Aç. Ne oldu Ahmet? Vakit yok Melahat teyze. Ne oldu? Hemen telefon etmeliyiz. Polis geç. Çağırmalıyız. Orada telefon. Gir içeri. Gir. Kimsin sen? Hanginiz öldürdü o çocuğu aslanım? Ne? Kim? Kim öldü? Ben yapmadım. İrfan. Beni de odaya kilitlemişti, kaçtım. Karakola ulaşmaya çalışıyordum. Siz gelmeseydiniz telefon edecektim. Karıştırma şimdi karakolu. Şimdi bu işi sessiz çözmek lazım. Benim polisle başım hoş değildir. Senin de ötmemen lazım. Dur! Ben de gördüm her şeyi. Beni de mi öldüreceksin? Gerekirse. Ne yapsaydım yani? Bir yolu var. Nedir? Melahat teyzenin suçu yok. Benim de. Para zaten sizin. İrfan'ı teslim edin polise. Biz de sizi görmemiş olalım. İnanmam sana. Bu işlerde ötmemek, öttürmemek lazım aslanım. Ne yani be? Yaşlı kadınlar adamı kurşun atar oldu kabadayı takımı. Tüh be! Peki. 5 dakika sonra ara polisi. Ben bu dışarıdaki iti paket yapıp evin kapısına bırakacağım. Ama
Benim adım Sanım. Eşkalim açık edilirse ikiniz de toprağın altına postular. Ben de peşinizden gelirim ona göre. Hoş geldin Melah teyze. Ahmet, aşure getirdim oğlum. Yaptıydım da biraz. Sağ ol teyze. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti oğlum? Ne yapıyordun? Temizlik Melah teyze. Temizlik. Bir gündüz bir gecede her şey nasıl da değişti Melah teyze. Temizlik yapıyorum. Hırsın, açgözlüğün, kanın, ihanetin lekesi yıka yıka çıkmıyor.